Elegant Kitchen Ebru kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ücretsiz şekilde abone olup yorum ve beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Mutfağıma misafir olan siz değerli takipçilerimi çok merak ediyorum. Beni hangi ülke veya şehirden takip ettiğinizi yorumlar kısmına yazın. Bu mevsimde en çok sevdiğim ve mutlaka her hafta yaptığım bir tatlıyı sizinle paylaşmak istiyorum. Ayva tatlısı. Ben gerçekten bu lezzete bayılıyorum. Hele ki ayvam şöyle güzel bir ayvaysa ve kırmızı rengi veriyorsa renklendirici kullanmadan gerçekten bayılıyorum. Sizinle uzun zamandır yaptığım, tam tarifli, tam ölçülü bir tarifi paylaşmak istiyorum. Tarifim için toplam 3 adet ayva kullandım ben. Öncelikle 2 adet ayvamı size nasıl kestiğimi gösteriyorum. Ayvalarımı ortadan ikiye kestikten sonra çekirdeklerini bir kaseye alıyorum. Çekirdekleri bize jel yapıyı vermesi için önemli. Bütün ayvalarımın çekirdeklerini bu şekilde bıçak yardımıyla çıkarıyorum. Ayva tatlısını yaparken mümkün mertebe hızlı olmaya çalışıyorum. Çünkü ayvalar limonda sürsek bu aşamada kararma ihtimalleri çok yüksek oluyor. Biliyorsunuz bu kırmızı rengi vermesi ayvanın cinsiyle alakalı bir durum. Ben içerisinde meyve suyu veya da herhangi bir şey atmayı tercih etmiyorum. Doğal meyvelerle tatlandırmayı çok seviyorum. Eğer elinizde varsa vişne gerçekten buzluğunuzdan çıkarırsanız çok yakışacaktır. Ben bugün nar ile tatlandıracağım ve kırmızı rengi vermesini nar ile sağlayacağım. Ayvaları kestikten sonra daha geç kararmaları için böyle limonlu bir su yapıyorum yanıma ve bir adet limonun yarısını suyun içerisine attım. Yarısını da bu şekilde bırakıp ayvalarımın üzerine süreceğim. Ayvalarımın içlerine bıçak yardımıyla güzelce oyuyorum. Bıçakla büyük kısmını aldırdıktan sonra kaşık yardımıyla bu işleme devam ettiriyorum. Bıçakla yapmak korkunç geliyor. Bu aşamada elimizi kesme riskimiz çok yüksek oluyor. Bu aşamada bu şekilde çekirdeklerini çıkardıktan sonra üzerine bol miktarda limon sürüyorum ve tekrardan limonun suyumun içerisine atıyorum tariflerimde aklınıza takılan yerleri mutlaka yorumlar kısmında sorun. Bütün sorularınıza tek tek cevap veriyorum. Güzel sorularınız ve görüşleriniz benim için gerçekten çok değerli. Bütün ayvalarımı bu şekilde çekirdeklerini çıkardım. Kabuklarını soymuyorum. Kabuklarını daha sonrasından kasenin içerisine soymayı tercih ediyorum ben genellikle. Çünkü kabukların atılmaması gerektiğini düşünüyorum. Daha sonrasında bir adet narımın yarısını kullanacağım. Bu şekilde küçük bir narın yarısını güzelce ayıklıyorum. Narı ayıklamayı bir türlü beceremiyorum. Hiçbir şekilde de kesemiyorum. Ben bu şekilde hani bildiğim en basit yöntemle ayıklıyorum. O internette gördüğümüz o yöntemlerle narı ayıklayamıyorum maalesef ki. Çok fazla narı ihtiyacımız yok. Birer tatlı kaşığı olduktan sonra her ayvamız için bizim için yeterli olacaktır dediğim gibi ayvalarımın kabuklarını bu aşamada kullanıyorum. Daha sonrasında altında bu şekilde zemini kaplayacak şekilde kabuklarını soyuyorum. Ayvanın kabuklarının israf olmasını da istemiyorum. Çöpe atılmasına gerek yok. Yiyebiliyorsanız tüketin. Dilerseniz çayını yapabilirsiniz. Ben bu şekilde tenceremin en altını kaplıyorum ve daha sonrasında ayva tatlılarım bittikten sonra o jölemsi kısım kalıyor geriye. Onu da böyle tatlı niyetine, reçel niyetine tüketiyorum. Gerçekten bu şekilde çok lezzetli oluyor. Hem aynı zamanda ayvalarım da en altına yapışma olasılığı olmuyor bu şekilde tenceremde. Hepsini bitirdikten sonra ayvaların kabuklarını güzelce en altına serip güzelce üstlerine de ayvalarımı koyuyorum. Daha sonra çekirdeklerimi sağa sola attırıyorum. Nereye koyduğumuzun önemi yok. Yapımı gerçekten çok basit bir tatlı ve kış aylarına gerçekten çok yakıştığını düşünüyorum. Özellikle çayın yanına şöyle kaymakla beraber çok lezzetli olacaktır. Daha sonrasında içerlerine birer tatlı kaşığı ya da ikişer tatlı kaşığı nar ekliyorum. Ben böyle göbeklerine koyuyorum tam ayvaların. Her ne kadar ayvalarımızı limonlu suyun içinde bekletmiş olsak da limon sürmüş olsak da bu şekilde kararmalar meydana gelebiliyor. Bütün hepsinin göbeklerini güzelce narları koyduktan sonra şeker koyma aşamasına geçeceğim nar hafif böyle ekşimsi nahoş bir tat veriyor. Ben o mayhoş tadı gerçekten çok beğenerek yiyorum. Benim ayvalarım büyük bir ayvalardı. Bunlar için toplam 3 yemek kaşığı kadar şeker kullandım. Bu size biraz daha tatlı gelebilir. Daha ekşimsi bir tat seviyorsanız 2 yemek kaşığı şeker de ekleyebilirsiniz. Şeker kaşıklarım görüldüğü üzere çok tepeleme değil. Bu şekilde silme doldurarak koydum şekerlerimi. Daha sonrasında da ortalama bir su bardağına yakında su eklemiş oluyorum. Hele ki şu altta kalan ayvanın kabuklarına bayılıyorum. Onlar gerçekten reçel tadında çok lezzetli oluyorlar. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorum ve beğeni bırakmayı unutmayınız. Beğendiğiniz tariflerimi sosyal medyanızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açarak yeni tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Son olarak içerisinde bir adet kabuklu tarçınımı da ekleyip kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyorum. Ortalama yarım saat 40 dakika sonunda zaten hazır olacaktır. Ayvalar yumuşadıktan sonra tatlımız hazır. Böyle güzel bir renge büründü. Gördüğünüz gibi pembemsi bir rengi var. Bu sayede nar ve ayvam çok güzel şekilde pişti. Şöyle size kıvamını da göstermek istiyorum. Suyunu böyle üzerine ara ara karıştırıp böyle üzerine dökerek şerbetiyle beraber ayvalarımı pişiriyorum. Yaptığım, beğendiğim diğer tatlıları, ayvalı tatlılarımı da videonun sonuna ekliyorum. Onları da mutlaka izleyin. Güzel yorumlarınızı da onlar için de bekliyorum. Ayva tatlılarım piştikten sonra ben böyle 1-2 saat daha beklettim soğuması için. Soğuk tatlıyı böyle ayva tatlısını ben daha çok seviyorum. Hele ki böyle bir kaymak tadı olunca o soğuk ayva tatlısıyla ben bu lezzete bayılıyorum açıkçası. Şöyle size bir tanesini alıp güzel bir sunum yapmak istiyorum. Şu ayvamın güzelliğine bir bakar mısınız? Çok lezzetli gözüküyor. Mutlaka ama mutlaka deneyin. Denedikten sonraki yorumlarınızı da bekliyorum. Ben servis ederken altında kalan ayva kabuklarıyla beraber üstüne döküp koymayı tercih ediyorum. Ayva tatlısının en sevdiğim can alıcı vuruş noktasına geçiyorum. Üzerine bir yemek kaşığı kadar kaymak ekledim. Krem şanti ile yapanlar da oluyor ama bu şekilde kaymakla asıl lezzeti veren kaymak olduğunu düşünüyorum. Şöyle ortasından kestiğimde akan şerbetiyle yumuşacık ayvasıyla kaymağıyla gerçekten çok lezzetli oldu. Şimdiden yapan yiyen herkese afiyet olsun. Beni ilk bu tarifimle tanıdıysanız Farklı tariflerim için kanalımı ziyaret edip abone olmayı unutmayınız. Başka tariflerimde görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, takipte kalın.